Arkadaşlar merhaba. Ses geliyor değil mi? Süper. Sanırım moladan önceki son sunum benim. Ondan sonra bir geniş mola alacağız. O yüzden son bir 20 dakikalık direnç sizden, daha doğrusu yüksek motivasyonla dinleme rica edeceğim. Konu da zaten kendisinden mütevellit biraz ilgi çekici. Siber güvenlik ve siber güvenlikle ilgili spesifik konuşabilecek binlerce şey var ama ben bir tık farklı bir konusunu konuşuyor olacağım. Siber güvenlik için yatırdığımız investment'ın, paranın karşılığında aldığımız ve kullandığımız güvenlik çözümlerinin getirdiği siber güvenlik riskleri hiçbir zaman öngörmediğimiz şeyler. Bunlarla ilgili bizim üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir konu var. Bu konunun neticesinde de aslında başka bir bakış açısından da sizlerle bugün bakmaya çalışıyor olacağız. Ben Deniz Mehmet İnce, Invictus Prodaft isimli iki farklı firmamız var. Prodaft firmamızın İsviçre menşeisi, daha doğrusu Türkiye'deki Invictus ayağı var. İsviçre'de de ikinci bir ofisimiz var, oradaki firmamızın ismi de Prodaft. Ben bu firmanın kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Background olarak da Pure Security Engineer bir adamım. Başka bir alandan gelmedim. Kendimi bildim bile de siber güvenlik alanında teknik çalışmalar gerçekleştiriyorum. Hala da devam etmeye özen göstermekteyim. 150-200 aşkında zero day zafiyetler var bugüne kadar bulduğumuz, çalıştığımız. Bu zero day'leri vesaire konuşuyor olacağız. Şimdi hikaye şu, siber saldırı. Yani bunun onlarcası var haberler. Yani biz 2010'da işte daha önceki 2005'lerde siber güvenlik dediğimizde çok az anlayan insanla karşılaşırken bugün herkes anlıyor. Bu odadaki herkes 2005'te de zaten anlıyordu ama odanın dışına çıktığınızda salonun son derece önem kazandı. Bunun sebebi de tabii ki artan saldırılar. Siber saldırılara teknik anlamda baktığınızda hepsinin aslında ortak başladığı bir nokta var. Hepsinin niyetleri farklı olabilir ama hepsinin başladığı ortak bir nokta var. O da şu ki bir siber saldırının gerçekleşmesi için hiç fark etmez. Yani phishing'inden işte çok popüler olan tüm marketingi tetikleyen ransomware'inden tutun da web uygulamanıza yönelik bir SQL injection saldırısına kadar tüm siber saldırılar temelde bir adet noktada buluşuyor benim yorumuma göre. O da input. Türkçesini girdi olarak çevirdiğimiz şey. Input'lar insanlarla teknolojilerin aslında iletişimindeki önemli nokta. En basit örneği şöyle verebilirim. Twitter.com'a girip login olmak istediğinizde girdiğiniz kullanıcı adı ve parolanız aslında arka taraftaki yazılım, işte birçok konuşmalarda backend frontend diye geçiyor. Ben çok daha sade anlatmaya çabalayacağım elimden geldikçe. Arka taraftaki yazılım sizin bu uygulamaya verdiğiniz kullanıcı adı ve parolayı alarak bir iş yapıyor. Yani aslında her teknoloji, tüm uygulamalar, serverless olsun, traditional olsun her fark etmez. Tüm uygulamalar temelde kullanıcıdan direktif almadan çalışmazlar. En genel özeti bu tabii ki işin. Bu da şu demek oluyor. Aslında bu olaya da biraz saldırgan bakış açısıyla bakmaya çalışacağız sunum önce. Aslında bu uygulamalara, teknolojilere ne yapacağını söyleyen insanlar biziz. Yazılımcıların veya bu sistemleri geliştiren kişiler bu uygulamanın neler yapabileceğinin tanımını yaparken bunlardan hangisinin ne zaman çalışacağını ve hangi veriyle çalışacağının kararını siz veriyorsunuz. Yani input en temelinde. HTTP talebinde gönderdiğiniz post ve get parametreleri ya da işte SSH connection'ına bağladığınızda farklı protokol katmanlarından örnek vermek gerekirse verdiğiniz kullanıcı adı ve parola arka taraftaki yazılım tarafından alınıp kullanılıyor. Eğer arka taraftaki bu yazılım ve sistemler aldığı verilerle ilgili yazılımcının planladığının dışında bir şey yapmaya başlarsa bu bir siber güvenlik vakası olmaya başlıyor bizim için. SQL injection'ın da temeli bu. Yazılımcının dizayn ettiği bir sorgu X tablosuna gitmesi gerekirken kullanıcıdan alarak oluşturduğu bu sorgudaki güvensiz bir yapı X değil Y tablosuna gitmesine sebep oluyor. Ama yazılıma sorsanız dizayn edildiğin şekli ben bu parametreleri kullanarak bu sorguyu oluşturup buraya göndermeliyim. Yazılım hala aynı işi yapıyor. Yani aslında her siber saldırı, her saldırgan hedeflediği sistemde kendi çıkarına, kendi isteği doğrultusunda yönetip kullanabileceği bir komponent aramakta. Hikaye buradan geçmekte yani. Şimdi bu bakış açısıyla biz yıllardır bakıyoruz olaya. Biz işin genellikle ofansif, yani daha doğrusu security testing, penetration test gibi konular üzerine uzun zamandır çalışan eden bir
Yani bizim ısımızın bir kısmı burası ama bu bir marketing sunumu değil benim için. Yani o yüzden teknik şeyleri konuşmaya devam ediyor olacağız. O yüzden en temelinden tüm hikaye, bizim amacımız saldırganların kendi ihtiyaçları doğrultusunda abuse edebileceği komponentleri tespit etmek. Pentest'in de amacı budur en temelinde zaten. Yani başkası bunu kendi çıkar için kullanmadan önden tespit edebilmek. Şimdi saldırganın yerine koyun kendinizi. X firmasına siber saldırı düzenlemek istiyorsunuz. Şimdi bu noktada oturup baktığınız resimde, tabii ki bir çalışma yapıp o firmanın mevcut kullandığı tüm teknolojileri ortaya dökmek bu işin ilk adımı. Hepsini ortaya döküp bir tabloya bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben buradan hangisini kendi çıkarım için kullanabilirim? Şimdi bu soruya cevap günümüzde düşünmediğimiz hikayelerde yaşanmaya başlıyor. Bu işin defansif kısmına gelin. Velev ki varsayın ki aynı işi defansif taraftan yapıyorsunuz. Bunlar benim asetlerim. Bunlarla ilgili saldırgan hangi noktaya ne yapabilir ve ben bununla ilgili ne önlem almalıyım? Bunun cevabı zaten binlerce dolar yatırdığımız security çözümleri. Ama security çözümleri çok ilginç benim gözümde. Beklentiler fazla ama aslında yaptığı şey bambaşka. Genellikle bu oluyor. İçimizde çalıştığı kurumda yani parasını verip bir güvenlik çözümü alan kişiler el kaldırabilir mi? Herhangi bir güvenlik çözümü. E-mail, gateway'inden tutun da firewall'ına kadar fark etmez. Peki tabii kurumları eller havada kalsın lütfen. Kaç kişi gerçekten yaptığı investment'ın geri dönüşünü alarak kullandığını düşünüyor? Yani 35 elden 4'e düştük. Ben bu parayı niye harcadım? İşin bir de daha kötüsü var. Güvenlik ürünleri kendi doğasından ötürü büyük bir sorumlulukla gelirler. Şimdi güvenlik ürünlerine herkesin el kaldırdığı noktada bunu da internetten buldum. Muazzam bir şey. Saldırgan gözüyle baktığımızda security domaininde bir kurumun security operasyonunun tamamında dokunulan noktaların genel özeti burada. Yani nedir? Risk assessment mı yapacaksınız? Vulnerability scanning, source code analysis, penetration test, third party riskler maalesef son hafta çok popüler oldu bizim için. Bunlar önemli konular. Bunları tek başınıza yapmıyorsunuz. Hepsi için bir şey almak zorundasınız. Değil mi? Peki devam edin diğer taraftan. Security architect. Ya data protection sizin için önemli bir konu. Access control, identity management. Ya kim identity management'ı için kendi çözümünü üretti de kullanıyor? Öyle bir şey yok. Piyasadan, marketten bir şey alıp koyuyorsunuz. Yani IT operasyonunun temel görevi marketten işine yarayan Migros'a raf arabayla girip her yılda bir. Hani geçen sene işte X marka makarna almıştım, tadı kötü çıkmıştı. Bu sene daha ucuza buna geçebilir miyizden başka bir şey değil aslına bakarsanız. En özeti. Şimdi yani bir dünya içine bilmediğimiz mevzuları koyuyoruz ve amacımız da güvenlik sağlamak. Ben işin sonunda birkaç değişik örnek veriyor olacağım. Devam edelim. Security Operations Center, Vulnerability Management. Kurumunuzla ilgili tüm zafiyetleri toplayıp kaydettiğiniz ortak bir yer. Ya biz Pentester firması olarak sizin kurumunuzla ilgili bir bulgunun kenarından bir şeyi bir yere ifşa etsek asılıyoruz meydanda. Ama tüm bu zafiyetleri toplayıp koyduğunuz bir yerin security derdi hiçbir zaman olmadı. Ya da şu açıdan bakalım. Size teknoloji sağlayan third party bir tane firma var. İhale çıktınız, CRM yazılımı alacaksınız vesaire. Adama soruyorsunuz security'si bunun ne ayak, ne noktada diye. Ona soruyoruz yazılım alırken. Şimdi bu kutu oldu da, network'e taktın çalışıyor da yazılım değil mi firewall en basitinde? O da yazılım. Saldırgan için fark ediyor mu? Fark etmiyor. Temeldeki amacı abuse edebileceği bir komponent aramak adam. Hatta security ürünleri daha çok ilgi çekiyor yıllardır saldırganlar için. Üzerine konuşuyor olacağız. Örnekler, hikayeler çok. Hani 20 dakikalık bir zaman var açıkçası. O yüzden üzerine farklı farklı riskler konuşabileceğimiz çok domain var ama temelde sanırım herkes anladı benim neyin altını çizmeye çalıştığımı burada. Bu operasyonu tek başımıza değil, marketteki ürünlerle yapıyoruz. Ama ihtiyacımız olan bir yazılım evinin ürettiği yazılımı alırken çok ciddi security auditleri bile yapıyor şu anda bankalar, kurumlar. Sen bana bu yazılımı sağlıyorsun ama işte bu yazılımı üretirken yaptığın SDLC sürecinin detayını istiyorum. Abi aynı şeyi hadi işte messaging, gateway, anti-spam ürünleri için soralım. O da üretiyor yazılım. Sen bunu cloud'da bir tane virtual machine içine kuruyorsun. Ötekisi network'e takıyor daha pahalıya satabileceği için belki. Aynı şey yazılım. Hatta siber güvenlik ürünlerine baktığımızda
olayın rengi çok değişiyor. Bir cümle kurmuştum az önce. Dedim ki siber güvenlik ürünleri kurumunuzdaki diğer her şeyden, customer datasını tuttuğunuz database'den bile daha büyük bir sorumluluğa sahip. Kurumunuza firewall alıyorsunuz, değil mi? Şart yani. Firewall security ürünü olarak yıllarca geçse de bence network management tool'u. Bu adam bununla konuşabilir, konuşamaz işte yani en temelinde yaptığımız şey. Ama bunu kurum network'ü girişinize koyduğunuz bir şey. Yani hatta burada SSL'i de sonlandırıyoruz değil mi bir noktada? Özellikle web application firewall'ları konuşmaya başladığımızda. Ya yani kurumunuzda bir kutu var. Yazılımının ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Alırken security'sini düşünmemişiz çünkü alma nedenimiz security'yi artırabilmek. Ama tüm application stack'inizdeki uygulamalar ile dış dünyadaki kullanıcıların trafiğini görebilen bir nokta. Bundan büyük risk var mı aslında? Şimdi o yüzden aslında bizim için çok önemli bir şey. E peki sonsuz döngüye mi gireceğiz? Bu firewall için bir tane daha firewall alayım. Onun için bir tane daha firewall alayım. Hani olmaz. Olaya biraz bakış açımızı değiştirmeye çalışıyorum. Mesela bir diğer örnek. Antivirüs var mı ben antivirüs kullanmıyorum diyen? Linux user'ları. Canlarım. Şimdi bir de market de değişiyor. Bundan hatırlıyorum yani şey örneğini vereyim ne bileyim. Hep internette de görüyorum 20 yıl önce sigara bilmem neye iyi gelir diye marketing reklamları dönerken şimdi üzerlerinde içme öldürür yazıyor. Hani bir şeyler değişiyor. Markette de bir şeyler değiştikçe artık antivirüs marketingi kendisi açıklama yapıyor vendorlar biz bu savaşı kaybettik diye. Yerine başka çözümler gelmeye çalışıyor. Fancy kelimeler giriyor. İşte artık Exe'nin üzerinde analizler yapmıyoruz çünkü bizi orada 20 yıldır kandırdılar. Artık bunu bir tane VM'in içerisine koyup behavior analizi yapıyoruz deniliyor. Değişiyor marketing ama hani antivirüsün çalışması için onun kurulu olduğu işletim sisteminin kendisi kadar yetkiye sahip olması gerekiyor. Yoksa nasıl çalışacak? Dinliyoruz. Nasıl çalışıyor bu antivirüs? İşte işletim sistemiyle tüm proseslerin arasına girip bu proseslerin yaptığı sistem kollarını monitör edip daha önce 2 milyar tane analiz ettiğimiz zararlı yazılımlarla benzer sırada sistem kol yaptığında bu sefer bunun zararlı olduğuna karar veriyoruz. Tam emin olamadığımız için bir de bunu buradan alıp cloud'a yüklüyoruz. Bir de orada işte 50 makinamızla analiz ediyoruz da bu yetkiyi veriyorsunuz. Vermek zorundasınız. Mecbur. Demek ki bir işletim sisteminde, şimdi security anlamında baktığınızda Linux user'ları daha yakından bilir. Ne yapıyorsunuz? Apache'yi root yetkiyle çalıştırmıyorsunuz, değil mi? Neden? VVV data ile çalışıyor. Belli sebepleri var hepimizin bildiği. İşte Windows desktop'ları düşündüğünüzde de burada bir tane servis varsa, işte yani yazılımcı arkadaşlar bilirler. O servisin yetkisinin işte entity authority olmaması gerekiyor. Windows 2007 ve sonrası, yani XP 2003 neslinden daha sonra mesela Windows'ta Network Services diye bir permission grup geliyor. Çünkü neden? Network Services'leri eskiden entity authority ile çalışıyordu. Hani bunlar da değişiyor ama antivirüse bunu yapamazsın. Sana yetki vermiyorum ne demek? Müneccim mi arkadaş? Yani bu Exe zararlıdır. Olmaz. Yetki vermeniz lazım. Şimdi antivirüs yazılımının input'u ne? Tıkladığınız her şey. Tıkladığınız Exe bu yazılım için bir input. Konu web application değil input açısından baktığınızda. Ve şu anda geçtiğimiz son 5 yıla bakarsanız marketteki lider olan antivirüs üreticilerin tamamının antivirüs uygulamasının kurulu olduğu bilgisayarlarda yerel yetki yükseltme zafiyetleri çıktı. Çünkü doğası gereği o yetkiye sahip olmak zorunda. Demek ki saldırgan diyor ya abuse edebileceğim ne var? İşte bu resmi de bizim gibi böyle düşünmeye başlıyor yani. Ben ne kasacağım veri tabanına girmeye, adamın bilgilerini almaya? Reverse proxy'yi ele geçireyim. Zaten SSL inspection yapılmış. Trafik dış dünyayla bu endpoint arasında encrypted da bunun üzeriyle application server arasında kim encrypted trafik yapıyor? Kimse yani hemen hemen. Cloudflare'i kullananlar hariç. Onu da herkes yapmıyordur. Yapın. Free veriyor bir de yapın. Velev ki bunu düşünmeye başlıyorsun. Şimdi bu bakış açısına bakmaya devam edelim. IPS, IDS bu örneği verdim. E-mail security gateway. Ya kurumsal firmaların tamamı bunu kullanmak zorunda değil mi? Yoksa spam'den geçilmez. Geçilmez. İşte APT protection geldi. Ya e-mail security gateway 15 yıldır aynı işi yaparken
APT diye bir kelime duyduk diye. Ya 15 yıldır siber saldırı kurumdaki zayıf halka kişiyi seçip onun tıklayacağı bir tane DocX dokümanı, PDF dokümanı atmakken hala aynı şekilde ilerliyor. Ama market APT kelimesini bulup icat ettikten sonra bu sefer işte providerlar ve işte ürün üreticileri APT Protection Real Time. E-mailin attachment'ındakini al, cloud'da analiz et, zararlı yazılımsa durdur. Tamam, güzel, okey, evet, improvement var, harika. Okey, ama bu sefer risk ne? Kurumunuza giren çıkan tüm e-postaların geçeceği bir tane köprünüz var demek değil mi? Bu köprü bir yazılım. Attığınız e-postayı parse edip işlem yapıyor. Ve biz geçtiğimiz sene içerisinde e-mail security, geçtiğimiz sene demeyeyim de son 13 ay diyebilirim, hala devam ediyor. Marketteki tüm e-mail security gateway ürünlerini analiz ettik. Oturduk security research yaptık üzerinde. Bunlar ne risklerle geliyor ve birkaç örnek göstereceğim. Sonuçlar inanılmaz. Son örnek vereceğim konu. SIEM ve log ürünleri. Kurumdaki her şeyin logunu toplayıp bir yere basmamız lazım. Çünkü o makine hacklenirse, adam logu silerse anlamı yok. Ya da farklı komponentler noktalardaki logları ortak bir yere toplamalıyım ki correlation'lar vesaireler vesaireler. Bu şu demek, yani kurumunuzdaki farklı network segmentation'larının olduğu, farklı network'lerde çalışan uygulama ve sistemlerin ürettiği yaşam döngüsü kayıtlarını tek bir yere topluyoruz. Network segmentation da burası hacklenirse burası etkisi olmasın diye yapıyoruz ama hani tüm logları da toplayıp ortak bir yere koyuyoruz. Bu logları toplamak için de koyduğunuz ortak yer tüm zonlara da erişmeli, yoksa logu alamaz. Yani security yaparken bazı şeyleri doğru yapamadığımızdan ötürü daha insecure noktaya geliyoruz yani. O nedenle tüm bu açıdan baktığımızda tabii ki de uygulamalar alırken web application'ınız, bankalar işte internet bankacılığı uygulamalarını düzenli ve kaliteli, bunun içerisine girersek bir 45 dakika daha harcamam gerekecek, o yüzden geçiyorum. Düzenli ve kaliteli güvenlik testlerini pek tabii yapıyorlar ama mevzu bahis satın alıp network'e bağladığımız kutulara geldiğinde sanki bunlar başka bir şey de hani siber saldırı almaz gibi düşünmeye başlıyoruz. Bu bakış açısını bir değiştirmek lazım bence. Tabii şu ana kadar böyle hani atıp tutarız yani, hani değiştirmeliyiz de hayatta her şeyin ispatı gerektiğine inanıyorum ben. Bu ispatı da şuradan gösterebilirim. Son 14 ay içerisinde markette satılan, bizim indirip üzerinde güvenlik araştırması yaptığımız ve sonucu olarak güvenlik zafiyeti bulduğumuz ürünlerin listesi. İşte Trend Micro, Alienvault, SolarWinds, Symantec, Web Application Firewall, birkaç Trend Micro daha, Manage Engine uygulamaları. Zafiyetlerin adına bakarsanız da Remote Code Execution. Ya bu şu demek, bu instance, bu sisteme kullanıcıda parola hiçbir şeyiniz olmadan root yetkilerle bağlantı imkanı demek, özetlemek gerekirse. Hikaye bu. Şimdi bunlar nasıl mevzular oldu? Pentest yapıyoruz. Pentest'e bakıyoruz, kurumun işte Trend Micro Interscan Messaging Gateway ürünü var. Okey, ya bunun bir demosunu indirelim internetten. İndiriyoruz, güzel. Kuruyorsun VMware içerisinde. Sağ olsunlar OVA'yla da dolant ediyorlar. O ISO'yla da uğraşmadığımız çok oluyor. Çok güzel. Tamam, kutu elinde, yani bunun üzerine security research yapabilirsin. İlk yapan ben değilim, eminiz. Hani oturup tersine mühendislik ve güvenlik araştırması çalışması yapıyorsun ve görüyorsun ki kullanıcıda parolan olmadan bu makineye uzaktan root yetkilerle erişim sağlayabileceğin bir software bug'ı var içerisinde. Çünkü software developer, software developer'dır. Çok üzgünüm aramızdaki developer arkadaşlar için. Yanlış anlaşılma olmasın. E-ticaret sitesi yazan kişi ile işte security gateway ürününü yazan kişinin arasında security açısından hiçbir fark yok. Business just a business yani. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bu listenin ortaya koyduğu risklere bakın yani. Tüm e-maillerinizi geçirdiğiniz, tuttuğunuz noktaya erişim. Bunun bir de post-exploitation safhası var. Yani e-mail gateway ürününü ele geçirdiğinizde oradan elde edeceğiniz bilgiler bir kenara dursun. O makinenin kimlerle konuştuğunu düşünsenize ya da konuşabildiğini network olarak. Sıkıntılar. Liste uzun, uzar gider. Bir diğer nokta, işte loglardan örnek vermiştim. Şu şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Twitter herkesin parolasını değiştirmek istedi. Hemen ertesi gün GitHub değiştirmek istedi. Çünkü abi adamlar uygulama dünyasında logları bir noktaya topluyorlar yıllarca. Yapmaları gereken iş bu. Sonra fark ediyorlar ki ulan veri tabanında 5000 defa hash'ini aldığım parolayı plain text log'a yazmışız.
Yani şimdi blog sunucusunu ele geçirseniz neler çıkacak biliyor musunuz diye soruyor insan kendisine. İşte biz de güvenlik testleri yaparken böyle oturalım işte tuğla açalım gezsin bulduklarını raporlayalım. Gerek yok işte Nessus alın yapıyor 2000 dolara diyoruz herkese. Yani asıl mevzu hacker'ın yapabileceğini düşünmek ve yapmak. Ve bunu düşünüp baktığınızda bu tür riskleri gördüğünüzde şeyi anlıyorsunuz. Ulan adam Web Application Firewall'daki tüm kayıtları, e-posta sunucusundaki tüm kayıtları, domain admin ortamındaki tüm Windows event ID'lerini detaylarıyla birlikte başka kaynaklar varsa RSSlog'la vesaireyle toplayıp koyduğu ortak bir yer var. Benim için cennet burası. Ben buraya gireyim. Ne uğraşacağım başka yerlerle diyorsun. Saldırgan bakış açısından bakınca. E o da işte bir vendor'ın ürettiği software yani. Şey acı bir tavla benim için söyleyeyim. Yani bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Sen, yani vendor spesifik de konuşmuyorum. Genel olarak security domaininde ürün üretenlerle ilgili genel komentim baktığımda bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk bu çalışmaya gittiğimizde. Ama hani olay rebranding arkadaşlar. Bir tane firma çıkmış işte Bright Email diye bir isimle. Onu başka bir firma satın almış. Makyajı değişmiş. Markette devam ediyor. Profit maximization'ın amacı security'nin korkutularak satılması yoluyla geçiyor. Ve bu dünyada aslında security'ye doğru daha mı iyi gidiyoruz, daha mı kötüye gidiyoruz? Bir soru işareti. İşin sıkıntısı şu, bu zafiyetleri ilk bulan biziz bildiğimiz kadarıyla. Bilmiyoruz underground'da ne oluyor ama ilk bulan biziz. Şimdi bu zafiyetleri bulduk, aramızda Metasploit'i bilenler de vardır. Ben Metasploit developerlarından bir tanesiyim. Tüm bulduğumuz zafiyetlerinde Metasploit modüllerini yazdık. Bunlar sadece bu slayta sığdırabildiklerim. Search ettiğinizde aktif alıp kullanabilirsiniz testlerinizde ya da işte kişisel merakınızda. Ama hikaye şu, Zero Day çok tehlikeli bir şey. Vendor bilmiyor. Şimdi şu örnek, Shodan'ı biliyorsunuz. Bu abiler dünyayı tarıyor. Çok popüler 10 portu, 20 portu. Bunları kaydediyor. Sen gidip buna sorabiliyorsun. Tüm dünyayı bir daha taramıyorsun. Bu adama sorduğumuzda şu spesifik pette Macro Focus Email Security Gateway ürününün login ekranının adresi. Sen dünyayı gezerken bunu gördün mü abi bana söyle dediğinde publicly accessible 119 instance var. Ve biz bu zafiyette uzaktan root yetkilerle çalışabiliyoruz elde ettiğimiz zafiyetten ötürü. Şimdi ne oldu firewall? Ne oldu network segmentation'ın? Şimdi herkes dönsün düşünsün kullandığı security ürünlerin administrator interface'lerine kurum içinden sadece belli bir zümre mi erişiyor yoksa network'ün tamamı mı erişiyor? Önemli ya network segmentation'ı 20 yıldır konuşuyoruz ama bazı şeyler için yapmıyoruz yani işte satış ekibi, birinin gözüne tuttum özür dilerim. Satış ekibi işte developer ekibiyle konuşamasın. İyi de abi tamam konuşamasın çok güzel de satış ekibi niye yani gidip senin web application firewall'un login ekranının portuna erişebiliyor? Kapat. Daha internetten niye erişiliyor yani? 50 bin tane hikaye duymuşsunuzdur. Firewall'ın eski rule'larına döndük bir case'den ötürü. O portal o sırada açık kalmış. Çünkü NAT adresini eskiden bir ay önce bilmem ne servisine verirken o servis public accessible olması gerekirken arada değişmiş onu internal bir tane tool'un IP'sine set etmişsin. Bu sefer o expose olmaya başlıyor. Yani en basit şeyler bile bu tür risklerle bir araya geldiğinde inanılmaz büyük bir noktaya geliyor. Yani bir tane demo örneğimiz var bununla ilgili. Bu bir tane LogSign ürünü hepimiz biliyoruzdur. Zafiyeti bulur bulmaz kendilerine bildirdik. 8 saat demine tüm client'larına update geçtiler sağ olsunlar. Bu bir yönetim arayüzü adamın gördüğünüz gibi tüm kayıtlar var log sistemine yönelik. Bulduğumuz zafiyeti sömürmek üzere geliştirdiğimiz Metasploit modülünü kullandığınızda yapmanız gereken tek şey hedefin IP'sini yazmak. Başka hiçbir şeye gerek yok. Çünkü güvenlik zafiyeti var. Ve hedefin IP'sini yazdığınızda ve peşinden çalıştır dediğinizde hedef sistemden size doğrudan bir erişim açıyor. Reverse shell hepimizin duyduğu. Şimdi ikinci safa bir exploit yüklüyoruz. Bunun yaptığı şey de şu ki tüm indeksleri gez ve logların hepsini sil. Şimdi arayüze geri gelip refreshlediğinizde hiçbir şey görmüyorsunuz. Şimdi düşün adam işini bitirdi gelip bir de buradan her şeyi sildi. Sonra ne yapacağız yani? Böyle bir risk oluşuyor. Bu demek değil ürünler kötü. Bu şuna benziyor. Yani bir araba alıyorsunuz, arabanın görünümü muazzam. Arabayı alıp sadece markete gidip geliyorsunuz. Ama arabayı alırken bu cilasının altında ne var?
Ben bununla sadece markete gideceksem buna ne gerek var? Ya da gidiyorum geliyorum ama gittiğim yol güvenli mi? Arabayı kullanma şeklim doğru mu? Bu soruları sormamız gerekiyor. Özetle anlatmaya çalıştıklarım bunlardı. Herkese teşekkür ederim dinlediği için.